Merhaba, bu videomda sizlere humus nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi filizlendirdiğim nohutları haşlamak için düdüklüye koydum. Fakat siz filizlendirilmemiş nohut da kullanabilirsiniz. Ben genelde filizlendirilmiş nohut tercih ediyorum. Filizlendirme nohut için onun da videosunu çekmiştim. Önceki videolarımdan bakabilirsiniz. Evet, şimdi bir miktar su ekliyorum. Düdüklü de pişireceğim bunu. Bunu haşladıktan sonra işlem yapacağız. Evet, suyunu ekledim ve pişmesini beklemek için ağzını kapatıyorum. Nohutumuz haşlandı. Burada 3 su bardağı nohut var, filizlendirilmiş nohut. Şimdi bu 3 su bardağı nohuta şöyle 4 diş sarımsak ekliyorum. Ve bunu ilk önce bir rondodan geçiriyorum. Şöyle. Evet. Şöyle rondomuzu hazırlayalım. Sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. Evet, başlıyoruz. Bayağı bir şöyle gördüğünüz gibi ezildiler. Şimdi tahini katıyorum önce. Evet. Sonra nohutu haşladığım sudan ayırmıştım biraz. Yarım bardak. Onu katıyorum. Şimdi tahin incine temizlensin tahin bardağı diye. Onun için tahin bardağına döktüm. Ve yarım çay bardağı limon katıyorum. Limon suyu. Ardından zeytinyağımızı katıyoruz. Ardından Himalaya tuzumuzu. Tuzunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bazıları tuzlu, bazıları tuzsuz sevdiği için ben onun için belirli bir miktar söylemeyeceğim. Ben göz kararı atıyorum. Aynı şekilde istediğiniz üzere biberde de oynama yapabilirsiniz. Toz biber, pul biber. Acı sevenler daha acı kullanabilir. Ben orta halli bir şey kullanıyorum. Ve bu da zerdeçalımız. Zaten birçok şeye şifa olduğu için. Ve güzel de bir renk katıyor. Evet. Yeniden blenderla bunu karıştırmaya devam edeceğim. Uzunca rondodan geçirdikten sonra şu şekil bir kıvama geldi. Göstereyim şöyle kaşıkla. Evet, artık servis edilmeye hazır. Şimdi bunu güzelce tabağımıza yerleştirelim ve sizlerle paylaşayım. Humusumuz hazır. Sofraların lezzetli mezesi. Yemeklerin yanında, hele et ürünlerinin yanında çok güzel gidiyor. Ben üzerine zeytinyağı döktüm ve kırmızı biber serpiştirdim. Dileğinize göre bunu değiştirebilirsiniz. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı izleyip sonuna kadar beğenirseniz sevinirim.